Kazanım 23'teyiz. Şimdi birinci soruda bana 3 tane nokta vermiş. Noktadan geçen parabolün denklemi. Şimdi burada 3 noktadan biri de şurası. X'i 0 olduğu için y eksenini kestiği nokta. Eğer bana bu şekilde denklemi vermişse ben fx eşittir. ax kare artı bx artı c şeklinde yazıyordum. Hatta burada direkt ay kare artı bx eksi 1 diye yazacağım. Çünkü burada c dediğim eksi 1 artı c değil de direkt eksi 1 yazdım. X'i 0 iken y eksi 1'e eşitse yani f0 eksi 1 ise direkt böyle yazabilirim. Şimdi bunu yazdıktan sonra B ve C noktalarından da geçiyorsa bu denklem B noktasında ve C noktasında sağlar. Yani B 1 virgül eksi 1'i sağlıyorsa x yerine 1 yazdığım zaman A artı B eksi 1 eşittir eksi 1 olması lazım. Bu durumda A artı B 0 geldi. Bir de C'yi sağlıyormuş. C 2 virgül 3'ü de sağlıyor. Yani x yerine 2 yazdığım zaman 2'nin karesi 4A artı 2B eksi 1 eşittir 3. 2'ye 3 noktası olduğu için buradan da ne gelecek? 4A artı 2B 4A artı 2B eşittir 4 gelecek. Şimdi burada bu denklemi çözeceğim. Ee, ben A'yı ve B'yi bulacağım. E zaten burada A artı B sıfır ya yani A eşit eksi B İşte birini diğerini de yazarım ya da direkt şöyle yapacağım. Ben hiç uğraşmayacağım. Taraf tarafa toplayacağım. Eksi 2A artı 4A 2A eksi 2B artı 2B gitti. Zaten sıfır olacak burası. Artı 4 2A 4 A eşittir 2 geldi. Zaten A artı B sıfırsa yani A eşittir eksi B. B de eksi 2 geldi. A artı B sıfır olduğu için. Şimdi bunu bulduktan sonra o zaman benim denklemim ne oldu? Fx Ax kare 2x kare artı Bx eksi 2x eksi 1. 2x kare eksi 2x eksi 1. Cevabım ne oldu? E oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada demiş ki bu noktalardan geçen parabolün tepe noktasının ordinatı. Tepe noktasının ordinatını soruyor. E şöyle yapalım o zaman biz bunu. Bir kere burada c eşittir 1. y eksenini kestiği noktayı vermiş. Yani yine fx eşittir ax kare artı bx artı c. Yani ax kare artı bx artı 1 diyeceğim. Direkt y eksenini kestiği nokta 1 olduğu için. Şimdi 2,1 b noktası denklemi sağlıyorsa 4a artı 2b. x yerine 2 yazdım. Artı 1 eşittir 1 olacak. Yani buradan yine 4a artı 2b eşittir 0 geldi. Hatta buradan direkt şöyle de yazabilirim. 2A artı B eşittir 0. Her tarafı yine 2'ye böldüm. Böyle de bırakabilirim. Fark etmez. 5 virgül eksi 8'den de geçiyormuş. Yani x'e 5 verdiğim zaman 25A 5'in karesi artı 5B artı 5B artı 1 eşittir eksi 8. Burayı da toparlarsak 25A artı 5B eşittir eksi 9. Elimde bu bilgi var. Şimdi benden ne istiyor? Parabolün tepe noktası. O zaman ben burada A'yı B'yi bulacağım. Dolayısıyla. Şimdi burada şu iki denklemi ortak çözeceğim. Ee, 2A artı B. Onu da hatta tekrar altına yazayım. Şuraya yazıyorum onu da. 2A artı B'yi de ne buldum? 0 buldum. İster B yerine eksi 2A yazarım. Öyle de çözebilirim. Hatta öyle daha kolay olur. Şimdi buradan ne gelir? B eşittir eksi 2A. O zaman 5B dediğim eksi 10A. O zaman buradan 25 a eksi 10 a 15 a eşittir Eksi 9. Bu sefer farklı yoldan çözmüş olalım. a dediğim eksi 9 bölü 15. Yani eksi 3 bölü 5 oldu a. E, b dediğim o zaman e, eksi 2 ile çarptığım zaman b de 6 bölü 5 oldu. O zaman fx dediğim yazıyorum şimdi. çünkü b eşittir eksi 2 a. Burada a yerine yazdım. fx dediğim ne oldu? Eksi 3 bölü 5 x kare. Doğru mu? Eksi 3 bölü 5 x kare. Artı 6 bölü 5x. 6 bölü 5x. Ve artı 1'i var. Şimdi bunu yazdıktan sonra ne istiyor benden? Tepe noktasının ordinatını istiyor. Tepe noktasının ordinatı da k idi. Önce bir r'yi bulalım. r dediğim burada eksi b bölü 2a. Yani eksi 6 bölü 5 bölü eksi b dediğim şurası. 2a dediğim yine eksi 6 bölü 5 yapar. r dediğim 1 olur. a dediğim eksi 3 bölü 5. 2a eksi 6 bölü 5. R'yi 1 bulduk. O zaman K dediğim yani tepe noktasının ordinatı F1 olacak. F1 de nedir? Eksi 3 bölü 5. X yerine 1 yazıyorum. Artı 6 bölü 5 artı 1. E burası ne oldu? Direkt eksi 3 artı 6. 3 bölü 5 artı 1 oldu. 3 bölü 5 artı 1 oldu. Şöyle ayırayım şurayı da. 3 bölü 5 artı 1 de neye eşit? Bunu da şuraya yazayım artık. 3 bölü 5 artı 1 payda eşit dediğim zaman 8 bölü 5'e eşittir. Cevabım D e oldu. K değeri benim için tepe noktasının ordinatı zaten. D e olarak buldum cevabı. Üçüncü sorudayız. Bu sefer grafik üzerinde vermiş bana. Şimdi C dediğim 3. Y ekseni 3'te kötü. Şimdi o zaman fx eşittir genel formülü yazacağım yine. Ax kare artı bx artı 3. X'i 0 iken y'si 3 olduğu için C yerine direkt 3 yazdım. Şimdi burada yine eksi 2'ye eksi 3'ten geçiyormuş. X'i eksi 2 iken -2 y'si eksi 3. Yani x yerine eksi 2 yazıyorum. 4a eksi 2b artı 3 eşittir eksi 3. Şuraya da şöyle yapalım. Bunu karşıya atalım. 4a eksi 2b eşittir eksi 6. İstersem her tarafı 2'ye de bölebilirim. Böyle de kalabilir. Fark etmez. Bir de 5 virgül eksi 17'den geçiyormuş. Bir de buna bakalım. 25a eksi 5b e, özür dilerim artı 5b x yerine 5 yazıyorum. Artı 3 eşittir eksi 17. Yani buradan da 25 A artı 5 B eşittir. Ee, eksi 3, artı 3'ü diğer tarafa eksi 3 diye atacağım. Eksi 20. Şimdi burada şöyle yapalım. Yukarısı 4 A artı 2. Eksi 2 B eksi 6 ya. Orada 2'ye böleyim. 2 A eksi 5'tir. Eksi 3. Çünkü şurayı da sadeleştireceğim. 25 A artı 5 B eksi 20 ise burayı da 5'e böldüğüm zaman 5 A artı B eşittir. Eksi 4. 5'e böldüm. Şimdi bu denklemi çözmek daha kolay benim için. Taraf tarafa toplayınca 7a eşittir. Eksi 7a dediğim eksi 1 oldu. a'yı bulduktan sonra b'yi bulacağım. a yerine eksi 1 yazarsam mesela burada a yerine eksi 1 yazalım. Eksi 2 eksi b eksi 3 ise buradan da b dediğim 1 bulunur. Yani fx eşittir. a'yı ne buldum? Eksi, eksi 1 eksi x kare artı x b'yi 1 buldum çünkü artı 3. Ya da direkt r eşittir eksi b bölü 2a değil miydi? A eksi artı B C'de. Buradan da gidebilirim. Eksi 1 bölü 2A. A dediğim eksi 1 olduğu için eksi 2. Eksi çarpı 2'den artı olacak. 1 bölü 2 olur. Ya da buradan da aynı şeyi yapabilirim. Tepe noktasının absisi dediğim R benim için zaten. Cevabım A oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.